Arkadaşlar merhaba. Efes yayınlarının fonksiyonlar bölümünden çözmeye devam ediyoruz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen diyerek ilk sorumuza başlayalım. Fx kare eksi 3, 4x üzeri 4 eksi 3x kare artı 1, f0 karşılır diyor. Şimdi 0 olabilmesi için şu iç kısmının sonuçta 0 olması lazım. Burayı x kare eksi 3'ü 0'a eşitlersek x karenin 3 olduğunu görüyoruz. Burada x'e illa bir değer vermeniz gerekmiyor. x kareye 3 verelim. F0 oldu. Bakın x üzeri 4, x karenin neyi? Karesi. 3'ün karesi 9. 4 kere 9, 36 Eksi x kareye 3 verdik. 3 kere 3, 9. Artı 1. 36'dan 9 çıktı. 27 artı 1. 28 cevabımız Denizleyelim. İkinci sorumuzdayız. F fonksiyonu doğal sayılardan rasyonel sayılara tanımlı bir fonksiyon. Doğal sayılardan rasyonel sayılara tanımlı. Fx eşittir 3x artı fx artı 1. F4 1 ise F2 nedir? Şimdi F4'ü bize vermiş. Ben x yerine 3 yazarsam burada bir F4 çıkıyor. F3 eşittir. X yerine 3 yazdığıma göre burada da yazacağım. 9 artı F4 oluyor. Arkadaşlar F4'ün 1 olduğunu biliyorum. 9 artı 1 10. F3 10 oldu. Şimdi F3'ü bildiğime göre artık x'e bir 2 yazalım. F3'ü kullanabilmek için. F2 eşittir 6 artı F3. f 3te 10 sa topladığımızda ne eder arkadaşlar? F2 16 eder. Üçüncü sorumuzdayız. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi birebir ve örtendir? Şimdi do pozitif doğal sayılardan doğal sayılara. Pozitif doğal sayılar. Bakın pozitif doğal sayı olarak en az 1 verebilirsiniz. Ve 1 verdiğinizde bu kaça gider en az? 2'ye. 2 İki verdiğinizde 5'e. Bakın aradaki bir sürü değeri atladı. 3'ü 4'ü atladı. 1 yok 0 yok. Dolayısıyla bu örten değil. Tam sayılardan reel sayılara. Şöyle tam sayı verdiğinizde bütün reel sayıları bulamazsınız. Mesela 1 verdiniz. 1 artı 3 4. 2 verdiniz. 2 artı 3, 5. E 4 ile 5 arasında sonsuz tane reel sayı var. Bunları bulamazsınız. Dolayısıyla örten değil. Yine tam sayılardan reel sayılara örtmesi mümkün değil. Aynı mantık içinde. Reel sayılardan reel sayılara. fx eşittir 2x eksi 1. Hatta bunu bir grafik çizerek göstereyim. x'e 0 verirsek y'si eksi 1. Y'ye 0 verirsek x'i e 1 bölü 2 olan bir grafik doğrusal böyle gidiyor. Bakın bizim için görüntü kümesi, değer kümesi y eksenidir. y eksenindeki her yeri kapatıyor. Bütün reel sayıları kapatıyor. Dolayısıyla örtendir. Üstelik yatay çektiğimiz doğrular daima tek noktada kesiyor. Birebirdir. Cevabımız denizli. Son şıkkada bakalım. Reel sayılardan pozitif reel sayılara diyor. Reel sayılardan bütün pozitif reel sayıları bulabilir miyiz? Arkadaşlar burada x kare artı 1 diyor. Yani x kare artı 1. x'e 0 verdiğinizde y'si ne oluyor? 1 oluyor. Şöyle kolları yukarı doğru olan bir parabol. 0 ile 1 arasındaki reel sayıları kapsamadığı için bu da nana efendim. Yani dolayısıyla cevabımız denizli. Dördüncü sorumuzdayız. Dördüncü sorumuz ne diyor? Tanımlı olduğu aralıkta fx eşittir x fx artı x eksi 2 bölü 2 x eksi 3. f'in tersi 2 nedir? Şimdi biz burada bir fx'i yalnız bırakalım. İşler dışlar yapıyoruz. 2x fx eksi 3 fx x fx artı x eksi 2. Hepsini bir yere toplayalım. Bakın artı x fx buraya eksi olarak geçer. x fx olur. Eksi 3 fx. 2x fx'ten x fx çıkarırsak x fx kalır. Burada da x eksi 2. fx parantezini aldık. x eksi 3 eşittir x eksi 2. O zaman fx x eksi 2 bölü x eksi 3. Bunun tersini alırken şunlar yer ve işaret değiştiriyordu. 3x eksi 2 bölü x eksi 1 oldu. Şimdi tersinde 2 yazın diyor. Ök kere 3, 6, 2 çıkarın. 4 bölü 1. Yani cevabımız 4 arkadaşlar. Beşinci sorumuzdayız. F'in tersi 0 nedir? Şöyle bir özelliğimiz vardı. F(x,y) y ise f'in tersi y x'te. Yani şu ikisini yer değiştirebiliriz. F'in tersi eksi x eksi 2 bölü x eksi 1 eşittir. 4 x artı 6 bölü 2 x eksi 5. Peki bir fonksiyonda şuranın 0 olabilmesi için neresi sıfır olmalı? Pay kısmı yani x'e 2 vereceğiz. Geri 4, 8, 6 daha 14. 2 kere 2, 4, 5 çıkardık. Eksi 1. Yani cevabımız eksi 14. Altıncı sorumuzdayız. Y eşittir f şeklinde tanımlanan ilişkilerden hangisi fonksiyondur? Buradaki bağıntılardan hangisinin fonksiyonu olduğunu bize soruyor. Şimdi arkadaşlar fonksiyon olma şartı nelerdi? Tanım kümesinde hiç bir eleman açıkta kalmayacak. Ve e, ee, tanım kümesindeki her eleman görüntü kümesinden bir elemana geçecek. Şimdi şöyle bir şey düşünelim. X eşittir A şıkkı için 1 eksi Y kare. Bu, bu bir parabol. Y'ye bağlı bir parabol. X'e 0 verdiğimizde Y'si 1 ve eksi 1 çıkıyor. Bakın X'e 0 verdiğimizde Y'si 1 ve eksi 1 çıkıyor. E, dolayısıyla bakın X'in 0 değeri için hem Y 1 çıktı hem de eksi 1 çıktı. Yani şöyle söyleyeyim. X'in 0 değeri için y1 de çıktı, eksi 1 de çıktı. Bu bir fonksiyon olamaz. Şimdi buraya geldik. B şıkkına. X kare eşittir. 3 artı mutlak y. Diyelim ki x'e ben 3 verdim. 9. Ee, y buradan 6 da olabilir. Eksi 6 da olabilir. Bakın x'in 3 değeri için y 6 da olabiliyor. Eksi 6. Yine x'ten 1 değer y'den 2 değeri gitti. Bu da fonksiyon olmaz. Ee, x küp eksi 2 eşittir y kare. Arkadaşlar diyelim ki 2'nin küpü 8. 2 çıkardık 6. Ben y'ye kök 6 da yazsam. Eksi kök 6 da yazsam olur. Yani x'in 2 değeri için y kök 6 ve eksi kök 6 oldu. Bu da fonksiyon. Olamaz. Geldik deniz ışıkına. y eşittir x kare artı mutlaki x eksi 1. Şimdi burada x'e bir değer verdik. Mesela 1 verdik. 1 1 2 2'den bir çıktı. 1 y'de bir değer çıktı x'in bir değeri için y'de de bir değer çıkıyor arkadaşlar. Ve reel sayılarda ilk kümede hiçbir elemanın ışıkta kalmaması lazım. Ben buraya her türlü reel sayı yazabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Tanımsız yapmaz. Dolayısıyla cevabımız deniz. Yedinci sorumuzdayız. F 2x eksi 1 bize verilmiş. F 2x artı 1'in sonucu nedir diye soruyor. Bakın ben burada x'e ne yazarsam sonuç 2x artı 1 olur. Galiba x artı 1 yazarsam diye düşünüyorum. Bir deneyelim. x yerine x artı 1 yazdık. 2x artı 2 eksi 1. Ne oldu? 2x artı 1 oldu. Peki x yerine ne yazmıştık? x artı 1. x artı 1'in karesi eksi. 2 çarpı x artı 1 artı 2 x kare artı 2x artı 1 eksi 2x eksi 2 artı 2. Şunlar gitti. 2x'ler gitti. Cevabımız x kare artı 1. 8. sorumuzdayız. F küp kök 7 artı 2 nedir? Arkadaşlar A eksi B'nin küpünün açılımı A küp eksi 3A kare B artı 3AB kare eksi B küptür. Dolayısıyla bakın bu ifadenin açılımı x eksi daha doğrusu bu ifade x eksi 2'nin küpünün açılımıdır. Şurayı silelim bir daha yazalım. x eksi 2'nin birincinin küpü Eksi 3 birincinin karesi çarpı 2 bakın 6 etti. 3 birinci çarpı ikincinin karesi eksi ikincinin küpü 8. Aynısını verdim. O zaman bizim fx fonksiyonumuz x eksi 2'nin neymiş küpüymüş. x yerine küp kök 7 artı 2 yazarsak küp kök 7 artı 2 bunlar gitti. Cevabımız 7 çıkar. 9. sorumuzdayız. Uygun şartlarda tanımlanmış bir f fonksiyonu f1 bölü x'in fx türünden ne eridir? Ben şimdi şuraya a dersem f a olur. Şuraya da a, buraya da a demiş olurum. 1 bölü a artı a. a yerine tekrar x yazmamda hiçbir sakınca yok. 1 bölü x artı x. fx bu. Peki f1 bölü x yazalım. Her x yerine 1 bölü x yazarsak F1 bölü x'i buluruz, Ters çevirdik çarptık. x artı 1 bölü x. Bakın fx ile f1 bölü x birbirine eşit çıktı arkadaşlar. Demek ki f1 bölü x fx türünden ne eşitmiş? fx'e. 10. sorumuzdayız. f1 bölü 3 değeri aşağıdakilerden hangisidir? Ben burada f1 bölü 3'ü bulabilmek için x'e ne yazmalıyım? 1. f1 bölü 3 artı 2 f3 eşittir. eksi 1. x'e 1 yazdım. Peki ikinci f1 bölü 3 yapabilmek için x'e 9 yazmalıyım. x'e 9 yazıyorum. x'e 9 yazarsam f3 artı 18 f1 bölü 3. x'e 9 yazdığıma göre bu da 7 çıktı. Amacım f1 bölü 3'ü bulmak. O yüzden f3'leri yok etmeyeyim. Burada f3'ün önünde artı 2 var. Burada eksi 2 olsun. Şunları çarptım gitti. Arkadaşlar şurada 18 vardı. Eksi 36 F1 bölü 3 artı 1. Eksi 35 F1 bölü 3. Sonuç eksi 14, eksi 1, eksi 15 oldu. Dolayısıyla F1 bölü 3, 15 bölü 35, 5'e de sadeleştirirsek 3 bölü 7 çıkar. 11. sorumuzdayız. Fonksiyon sabit fonksiyon olduğuna göre F20 kaçırır? Sabit fonksiyonlarda ikisi terimleri yok edecektik. M'e ne veriyoruz? 1 bölü 2 sıfırlamak için. N'e ne veriyoruz? 4. Bunlar sıfırlandı. M'e 1 bölü 2 verdik. N'e de 4 verdik arkadaşlar. Şurada 2'ler gitti. 1, eksi 4. Cevap ne çıktı? Eksi 3. F20 yazmasının bir önemi yok. Zaten sabit fonksiyon değeri hep aynıdır. 12. sorumuzdayız. Fx artıya, Fx artı F'ye olduğuna göre Fx'in F eksi 2x türünden değeri nedir diyor. Şimdi bakın bu şartı sağlayan fonksiyon nedir? Size söylüyorum. fx eşittir ax. Neden? fy de ne olur o zaman? ay olur. fx artı fy. ax artı ay. E bu da a parantezinde x artı y. a parantezinde x artı y de demek ki fx artı y demektir. Demek ki her koşulu sağlıyor. O zaman fx dedik ki ax. f eksi 2x eksi 2 ax. f eksi 2 x'in f x türünden değeri. f x'i ne yaparsak buna benzer. Eksi 2 ile çarparsak. Eksi 2 f x olursa tamamen aynısı olur gibi duruyor. Ama tabi burada şıkları da bakmak lazım. Şıklarda aynısı yok. O zaman şıklara göre gidersek. Bakın denizli şıkkında f eksi 2 eksi koymuş. f eksi 2 x'i yazalım. Bizim f x'imiz a bunu unutmayalım x yerine eksi 2 x koyalım. a çarpı eksi 2 x. Bir de kaça bölelim? 2'ye. Şu ikiler sadeleşti işte arkadaşlar. Eksi ile eksi artı oldu. Neye dönüştü? fx'e dönüştü. fx'in x'in f Fx eksi 2 x türünden değeri nedir? a Dolayısıyla cevabımız deriz. 13. sorumuzdayız sayın arkadaşlarım. x eksi 4'ten küçük olmak üzere fonksiyonun tersi nedir? Şimdi sayın arkadaşlar bunlar da tam kare hale getirerek çözeceğiz. Bakın x artı 4'ün karesini düşünelim. Nedir? Birincinin karesi çarpımların iki katı ikincinin karesi. Buna biraz benziyor ama tam da aynısı değil. Burada eksi 3 var. O zaman eksi 3 olabilmesi için ben bir de bundan 19 çıkarayım. Şuradan 19 çıkarsam eksi 3 olur değil mi? Ben bu şekilde yazabilirim fonksiyonu. Ters fonksiyon bulurken bir de fx'e y yazıyorduk. Şimdi eksi 19 artı 19 olarak geçirdim. Y artı 19. X artı 4'ün karesi. Her iki tarafı karekök içine aldım. Karekök içine aldım. Karekök y artı 19 mutlak değer içinde x artı 4 oldu. x eksi 4'ten küçüktü. Dolayısıyla bunun işareti negatif. Yani eksi x, x eksi 4 olarak işaret değiştirerek çıkar. Bu da y artı 19 x'i bu tarafa attık. Eksi 4 e, art eksi pardon karekök içinde y artı 19 oldu. Eksi 4 eksi y yerine x yazdık. Dolayısıyla cevabımız Bursa sayıdır arkadaşlar. 14. sorumuzdayız. F'in tersi fonksiyonu nedir? Arkadaşlar siz burada Y'yi yalnız bırakırsanız fonksiyonu bulursunuz. X'i yalnız bırakırsanız ters fonksiyonu bulursunuz. Biz X'i yalnız bırakacağız. Ters fonksiyonu istiyor. 2XY eksi 6X eşittir 3Y. X parantezini aldığımızda 2Y eksi 6 eşittir 3Y. X buradan 3Y bölü 2Y eksi 6. Tabi en son Y yerine X yazıyoruz. Şu şekilde 3X bölü 2x eksi 6. Yani cevabımız deniz. 15. sorumuzdayız. F doğal sayılardan reel sayılara fonksiyon tanımlanıyor. Fx artı 2 bölü Fx artı 3 72'yi sağlayan x kaçtır? Fx artı 2 x yerine x artı 2 yazarsak x artı 3 faktöriyel. x yerine x artı 3 yazarsak 1 bölü x artı 4 faktöriyel eşittir neymiş 72. Ters çevirip çarptığımızda x artı 4 faktöriyel bölü x artı 3 faktöriyel eşittir 72. x artı 4 faktöriyel x artı 4 çarpı x artı 3 faktöriyel diye yazılabilir. x artı 3 faktöriyel. Bunlar birbirlerini götürdüler. x artı 4 72. x de buradan kaç? 68. 16. sorumuzdayız. 2f-g fonksiyonun görüntü kümesi nedir? Şimdi fonksiyonlarda işlem yapabilmek için ilk elemanların aynı olması gerekiyor. Tanım kümeleri kesişmeli. Bakalım burada 2 var mı? Yok. Eksi 2 var mı? Var. Eksi 3 yok. Yani sadece şu ilk elemanları kesişenlerde işlem yapabiliriz. Ve sadece ikincilerde işlem yapabiliriz. Bu ne demektir? f1 eşittir 2 demektir mesela. 2f deyince 2f1 ne olur? 4. O yüzden biz onu 1'e 4 şeklinde yazarız. Yine diğerinde eksi 2'ye 8 yani ikinci elemanları 2 ile çarparız. G'nin de ikinci elemanını eksi ile çarpacağız. 1'e eksi 3, eksi 2'ye eksi 5. Bu eksi G, bu da 2F. Bunları toplarken yine görüntü kümelerini topluyoruz. 1 ve arkadaşlar eksi 2 içinde ne oluyor? 8 eksi 5, 3. 1'e 1, e 1 Eksi 2'ye 3 yani cevabımız dedi. 17. sorumuzdayız. f ve g fonksiyonları reel sayılarda tanımlıdır. Buna göre g3 kaçtır? diyor arkadaşlar. Burada şöyle yapalım. f gx'i f gx şeklinde yazalım. x kare eksi 4. Peki x yerine gx yazarsak fonksiyonu ne olur? Bakın burada x yerine gx yazıyor. 2 gx artı 3 x kare eksi 4 2 g x x kare eksi 7 g x x kare eksi 7 bölü 2 x yerine 3 koyalım diyor 9'dan 7 çıktı 2 2 bölü 2 1 cevabımız arkadaşlar 18. sorumuzdayız fx aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi g fx biz bunu nasıl yazarız? g'nin içinde fx. Bakın g fonksiyonunda x yerine fx yazacakmışız. f kare x artı 2 fx eşittir. Burayı da fx parantezine alırsak fx artı 2 olur. Şimdi gelelim buraya 3 ile 5'in çarpımı 15 toplamları 8. Yani x artı 3 çarpı x artı 5. Bakın bir fonksiyonla 2 fazlasını çarpmış. Bir fonksiyonla 2 fazlasını çarpmış. O zaman fx ne olabilir? x artı 3 olabilir. 19. sorumuzdayız. f bileşke f x artı 1 9 x eksi 11 fx aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle ben burayı x yapabilmek için x yerine x eksi 1 yazıyorum. f bileşke f x burada da x eksi 1 yazıyorum. 9x 9 x eksi 9 X 11. 9 x eksi 20 olur. Şimdi bakın burası birinci dereceden bir fonksiyon. O zaman f e ne diyoruz? ax artı b. f bileşke f şu demektir. fx ax artı b. Buradaki x yerine ax artı b yazıyoruz. Artı b. Yani a kare x artı a b artı b. A kare buradan 9. A ya 3 olur ya da eksi 3 olur. A'ya 3 yazarsak 3B artı B yani 4B eksi 20 sondaki sayı eşit. B de eksi 5 olur. Yani bizim fonksiyonumuz 3x eksi 5 olabilir ama onu göremedik. Peki A eksi 3 olursa A eksi 3 verdiğimizde şurada eksi 3B artı B yani eksi 2B eksi 20. B'nin 10 olduğunu görüyoruz. B 10. A eksi 3 iken B de 10. Demek ki bizim fonksiyonumuz eksi 3x artı 10.